Herkese merhaba, ben Atakan Kaya. İnsanoğlunun yeryüzünde yaşamaya başlamasıyla birlikte bir ilahi gelenek çerçevesinde Allah, elçileri aracılığıyla bir takım ilkeler hatırlatmıştır. Vahiy geleneği olarak da adlandırılabilecek olan bu süreci, sahifeler, Tevrat, Zebur, İncil ve geleneğin son parçası Kur'an-ı Kerim'le tamamlamıştır. Bu gelenek özünde, tarih içerisinde insanoğlunun başıboş bırakılmadığı ilkesine dayanmaktadır. Bir başka deyişle, Allah dünya hayatında sınadığı insanoğluna, çeşitli vesilelerle kendi varlığını hatırlatmış ve Allah insan ilişkisinin nasıl olması gerektiğini peygamberi rehberlikle tekrarlamıştır. Her risalet ve kutsal kitap, bir önceki risaletlerin yenilenmesi ve tevhidin tekrar hatırlatılması anlamına gelmektedir. Fakat bütün peygamberlerin getirdikleri mesajın özü aynıdır. Özetle, vahiy ve risalet göz önünde bulundurulduğunda, sünnetullah da diyebileceğimiz Allah'ın tarih içerisindeki davranış biçimi, tüm toplulukları tevhide çağırma eksenlidir. Tarih boyunca bütün topluluklara peygamber gönderildiğine dair nakli kaynağımız ve dayanağımız ise Kur'an-ı Kerim ve hadis literatürüdür. Kur'an'da geçen "Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının" diye emretmeler için her ümmete bir peygamber gönderdik. Konuyla ilgili bu ayetlerin dışında da ayetler bulunmaktadır. Bunu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bahsettiğimiz ayetlerden de anlaşılacağı üzere her topluma kendi içlerinden bir peygamber gönderildiği ortaya koyulmaktadır. Kur'an'da sayısı gerçekte belli olmayan peygamberlerin yalnızca 25 tanesi zikredilmektedir. Zeyr, Lokman ve Zülkarneyn'in ise peygamber olup olmadıkları kesin olmamakla birlikte, veli nebi paradoksu içerisinde ele alınarak daha çok evliya şahsiyetler oldukları kabul edilmektedir. Günümüzde dinler tarihçileri tarafından yapılan çalışmalar, birbirinden uzak toplulukların benzer bir insanüstü ilahi varlığa inandıklarını ortaya koymaktadır. Türklerin de İslam öncesi inançlarının tevhide dayalı bir peygamber rehberliğinde şekillendiğine dair yaklaşımlar bulunmaktadır. Geleneksel Türk dini içerisinde yer alan Allah inancı, ölümün Tanrı'nın elinde olduğu inancı, bu dünya hayatının yanında öteki hayata inanma, cennet cehennem, kader, kurban, dua, yol, aşı gibi dini törenler de bu durumu sosyolojik olarak desteklemektedir. Her semavi dinde olduğu gibi, yaratıcı her şeyi kontrol eden ve bütün her şeye gücü yeten bir varlık olarak bahsedilir. Yani Türklerin din anlayışında, bütün dünyayı yaratan varlığın adı Tengri'dir. Orhun yazıtlarında geçen ibareler, gök tanrı inancını ortaya koymaktadır. Asya Hun İmparatorluğu olan Mete'nin, Çin İmparatoruna gönderdiği mektuplarda, askeri zaferlerini gök tanrının inayetiyle kazandığını belirtmesi, monoteizmin yani tek tanrıcılığın varlığını ortaya koymaktadır. Hatta Çin'e kudretli varlık olarak gök tanrı inancını sokanların da Türkler olduğu kabul edilmektedir. Samanoğulları devrinde Çin'e elçi olarak gönderilen Ebu Duleyf de Oğuzların bir mabetleri olduğunu fakat içerisinde put olmadığını belirtmektedir. Bunların dışında Kur'an'da Kehf suresindeki 83 ve 98. ayetlerinde adı geçen, doğuya ve batıya seferler düzenleyen, büyük fetihler yapan bir cihangir olan, hatta Yecüc ve Mecüc adlı korkunç bir kavme karşı bir set inşa ederek kavmini koruyan, İnsanları tevhide çağırdığı için başının iki tarafına vurularak öldürüldüğü rivayet edilen Zülkarneyn'in bir Türk peygamber olduğu ve 116 yıl yaşadığı varsayılan Oğuz Han yahut Kehf suresiyle Bilge Kağan yazısı arasında bir illiyet olduğu ön kabilinden hareketle Göktürk Kağan'ı Bilge Kağan'la aynı şahıs olduğu şeklinde de bazı yaklaşımlar bulunmaktadır. Osmanlı dönemindeki ve Cumhuriyet dönemindeki tarihçiler Zülkarneyn'in Oğuz Kağan olduğunu iddia etmektedirler. Son zamanlarda bu konuyla ilgili kitaplar artınca, insanların merakı da haliyle artarak akıllara bir Türk peygamber var mı sorusunu getirmektedir. Peygamber olup olmadığı netlik kazanmayan Zülkarneyn'in, Oğuz Kağan olduğu şeklindeki inancın, şifahi gelenekle ve bir takım kıyaslamalarla günümüze taşınan bir bilgi olup, doğruluğu yahut yanlışlığı tartışmalı olduğu görülmektedir. Son tahlilde Kur'an'da ismi zikredilen peygamberlerin Türk olup olmaması, onların faziletlerini artırmayacağı gibi bir noksanlık olarak da görülmemelidir. Bu noktada kutsal kitaplarda peygamberlerin etnik kökeninden ziyade gönderilen tevhid mesajının esas olduğu ortadadır. Kur'an'da Hatemül Enbiya olarak zikredilen Hz. Muhammed ile
peygamberlik süreci de nihayete ermiş ve İslam'ın evrensel mesajı dünya üzerindeki tüm topluluklara sunulmuştur. Kısacası topluma gönderilen peygamberlerin etnik kökeninin bir önemi olmadığı, yalnızca getirdiği ilahi mesajlara odaklanmamız gerektiğini anlamamız gerekir. Aksi takdirde ortaya bir kaos çıkması muhtemeldir. İnsanın ırkını sevmesinde bir ırkçılık olmadığını ifade eden peygamberimiz, ırkını sevmekle ırkçılık davası gütmenin farklı şeyler olduğunu bize bildirmektedir. İslam'ın yasakladığı ve Allah Resulü'nün şiddetle men ettiği kavmiyetçilik davasında bulunmak, yani ırkçılık davası yapmak, diğer Müslümanlara hor bakmak, İslam'ı bölüp parçalamak ve takvanın dışında bir başka fazilet ve üstünlük getirmekle İslam'ın ruhuna ters düşmektedir. Her insan yaşadığı toplumu sevebilir ve geçmişte yaşamış olan ecdadına minnet duyarak onlara layık bir şahsiyet olmak için çaba gösterebilir. Bu ırkçılıktan tamamen ayrı bir şeydir. Övüneceğimiz ve gururlanacağımız tek şey Müslümanlığımızdır. Ne mutlu Müslümanım diyene. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.